medyana ve demokrasine sahip çık Dünyanın hiçbir ülkesine demokrasi gökten zembille inmemiştir. Demokrasiyi değerli ve anlamlı kılan uğrunda büyük mücadeleler verilmesidir. Demokrasi mücadelesi veren yüzbinler demokrasiye canlarıyla hayat vermişler, kendileri göremese de başkaları için refah ve mutluluğun yolunu açmışlardır. Fransa, İspanya, Almanya gibi bunun anlam ve önemini bilen ülkelerde demokrasiye bir şey olacak olsa halk anında reaksiyon göstererek kazanımlarının hak ve hukukunu korumaktadır. Türkiye gibi ülkelerde demokrasi gelişim sürecini tamamlayamadığı gibi zaman zaman sekteye uğramış, bazen de başı büyük belalara girmiştir. Demokrasiyi kurmak, korumak ve geliştirmek akıl, bilgi, cesaret, emek ve yürek ister. İspanya'da zalimliği dünyaca ünlü Franco'nun 1975 yılında ölmesiyle demokrasinin önündeki en büyük engellerden biri de kalkmış oldu. Zalim Franco'nun ölümü sonrasında İspanya'da demokratik hayat start aldı. 1981 yılına gelindiğinde Antonio Tejere Molino'nun darbe girişimini televizyonlar canlı olarak yayınladı meclis baskınında kameraların kablolarını kesen darbecilerin kesmeyi unuttukları bir kablo tüm İspanya'ya meclis baskınını canlı olarak izlettirdi. İspanya meclisinin duvarlarındaki kurşun izleri ibretlik bir demokrasi anıtı olarak saklanmaktadır. Askerlerin sağa sola ateş ettiklerinde milletvekillerinin tamamı yere yatarken 3 kişi hiç istifini bozmamıştır. Bunlar Başbakan, Savunma Bakanı ve İspanya Komünist Partisi sekreteridir. Mecliste bunlar olup tanklar, askerler tüm cadde ve sokaklara tutmuşken İspanya'nın ünlü El Pais gazetesi çalışanları da toplantı üstüne toplantı yapıp karar almaya çalışıyorlardı. Demokrasinin çiçeği burnundaki bir ülkede demokratik kazanımların heba olmaması için medyada sorumluluk aldı. El Pais yönetimi ve çalışanları 8 sayfalık ekspres bir baskı yapmaya karar verdiler ve medya tarihi ve demokrasi mücadelesinde platin bir manşet attılar ve halka çağrı yaptılar. Bu çağrının adı Demokrasi ve Anayasaya Sahip Çık. Ekspres baskının dağıtımını da başta yayın yönetmeni olmak üzere tüm gazete yönetimi ve çalışanları ev ev, sokak sokak, apartmanları dolaşarak bizzat yaptılar. el yaptığı bu çağrıya halkta da Kral Carlos da kayıtsız kalmadı. Halkın ve medyanın tercihi belliydi lakin kralın kararı önemliydi. Kral Carlos demokrasiden yana tavır aldı ve darbecilere teslim olun çağrısı yaptı. Darbeciler teker teker teslim alındı, mahkemede yargılandı. İspanya bu şekilde demokratik yönetimi yaşamının vazgeçilmezi olmazsa olmazı kabul etti. Bu destansı demokrasi ve özgürlük mücadelesini İspanya-Türkiye maçını izlemek için Madrid'e gittiğimde birlikte birkaç saat geçirme fırsatı bulduğum İspanyol aydın ve gazetecilerinden dinlemiştim. Hatta şehri gezerken diktatör Franco'nun tüm heykellerinin yıkıldığını sadece ibretlik olarak bir heykelinin bırakıldığını söyleyip o heykeli de göstermişlerdi. İspanyollar biz demokrasiyi, diktatörlüğü hatta terörün de ne olduğunu iyi biliriz demişlerdi. Uğruna mücadele verilen her şey anlamlı ve değerlidir. Yaşam uğruna çaba verilecek bir amaçla önem kazanır. Ülkemizde maalesef bağımsız ve özgür medya can çekişmektedir. Medyanın YPM, yalan propaganda merkezi haline gelmesini istemeyen herkesin bugün medya ve demokrasiye sahip çıkma günüdür. Bu nedenle bizim başlığımız da medyana ve demokrasine sahip çık.